İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberlerini sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Karnik Sarkisyan'dan Garopaylan'a açık mektup. Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın Güvenlik Konseyi'ne 5 ülke seçildi. Baku Sahagyan Artsakh Cumhuriyeti'nin bir sonraki başkanlık seçiminde adaylığını koymayacak. Pentagon, ABD Suriye'nin Manpiç ile ilgili Türkiye ile geliştirilen bir askeri projeye geçmeye hazır. Azerilerin Ermeni kontrolü altındaki Günüt mezarlarına ziyaretinin videosu. Bozda, Kandil'de her an her şey olabilir. Bugün olsun işgal altındaki Batı Ermenistan'da yaşayan ya da olsun Ermenilere uygulanan soykırımı mağdurların torunları, uluslararası yasalar çerçevesinde Batı Ermenistan'ın hukuki haklarını savunma, onu özgürleştirip oraya geri dönme amacı için mücadele etmekte ve Wilson Press imperileriyle uluslar arasında tanınmış olan egemen Ermenistan devletini kendi toprağı ve bayrağı altında tekrardan hayata geçirmek için bir programa sahiptir. Batı Ermenistan bölgesinde yaşayan ve dünyaya dağılmış tüm halkımızdan insanların bizim adımıza plan ve projeler üretmeye hakları yoktur. Mektubun tam içeriği hakkında bilgi almak için lütfen Batı Ermenistan'ın resmi web sitesini ziyaret edin. Belçika, Dominik Cumhuriyeti, Almanya, Endonezya ve Güney Afrika 8 Haziran 2018 tarihinden itibaren 2 yıllığına Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın Güvenlik Konseyi'nde seçildi. Bu yapı amacı uluslararası barış ve güvenliği korumak olan 15 üyeden oluşmaktadır. Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın Milletler Genel Kurulu, kendi üyelerinden 5 ülkeyi Güvenlik Konseyi'nde çalışması için 2 yıllığına seçer. Güvenlik Konseyi'nin 15 üyesinden 5'i daimi üyedir. Bunlar Çin, Fransa, Rusya Federasyonu, İngiltere ve ABD. 15 üyeden oluşan Güvenlik Konseyi, uluslararası barış ve güvenlikten sorumludur. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı Baku Sahagyan 2020'de ülke çapında gerçekleşecek olan devlet başkanlığı seçimlerine katılmayacağını resmen açıkladı. Baku Sahagyan bu düşüncesini Artsakh ve Ermenistan televizyonlarına verdiği ortak röportaj sırasında ifade etti. Baku Sahagyan şöyle dedi: "Bildiğiniz gibi halkımız yeni anayasayı 2017'de halk oylamasıyla kabul etmişti. Bu anayasaya göre 2020 yılında ülke çapında Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı seçimleri gerçekleşecek. Bu seçimlere adaylığımı koymayacağımı resmen açıklıyorum." Onun belirttiğine göre aldığı karar değerler sistemi, demokrasi ve uygar bir ülke inşa etme zorunluluğunda doğmuştur. Artsakh Devlet Başkanı, devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin bir arada yapılacağı bu durumda ben, devlet başkanı olarak bu seçimlerin özgür ve şeffaf bir şekilde gerçekleşmesi için kanunla belirlenen görevin kapsamında gerekli tüm tedbirleri alacağım dedi. Anadolu Ajansı'nın bildirdiğine göre ABD Savunma Bakanlığı Başkanı James Mattis, Manpiç ile ilgili Türkiye ile hazırladıkları askeri projeyi hayata geçirmeye hazır olduklarını belirtti. Mattis yaptığı açıklamada kendilerinin projeyi gerçekleştirilmeye hazır olduklarını, bunun Manpiç'teki Türk ve Amerikan kuvvetlerinin konum ve faaliyetlerini birbirlerini bildirdikleri zaman başlayacağını ifade etti. ABD Savunma Bakanı ayrıca bu konu etrafında çalışan Türk-Amerikan çalışma grubunun projenin ayrıntılı bir tartışmasını Almanya'da ele alacaklarını vurguladı. Daha önce Washington'da ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'nin Manpiç kentindeki durumu düzenleme ile ilgili yol haritasını onaylanmış olduklarını hatırlatalım. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, bölgede her an her şey olabilir dedi. Bozdağ şöyle konuştu: "Biz daha önce ifade ettik. Kandil'e operasyon dahil buna, bundan sonraki süreçte hepsi mümkündür." Hatırlatalım, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kandil'e operasyon başlatıldığını şu sözlere duyurmuştu: "Demiştim ya Kuzey Irak'ta Kandil demiştim, Sincar demiştim. Hatırlayın ve oraya da operasyonumuzu başlattık. 20 uçağımızla 14 önemli noktayı yok ettik." Erdoğan ayrıca Kandil'in Türkiye için olası bir tehdit oluşturulması engellediklerini de vurguladı.
Ermeniler tarafından denetim altında tutulan Günüt Mezarlığı'na Azerilerin ziyaretinin videosu yayınladı. Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı basın sözcüsü Arjun Hovhannisyan, Günüt Mezarlığı'na Azerilerin yaptığı ziyaretin videosunu yayınladı. Hovhannisyan yaptığı açıklamada videonun Ermeni mevzilerinden köy kalıntıları üzerinde tam kontrole sahip olan yerden çekiminin yapıldığını belirtti. Hatırlatmak isteriz ki daha önce Arjun Hovhannisyan 6 ve 7 Haziran'da Azerbaycan tarafının bazı sivil vatandaşların Günüt'ün Güney Banliyosu'ndaki mezarlığa ziyaret etmeleri için Artsakh Silahlı Kuvvetleri'nin izin vermesi ricasında bulunmuştu. Ermeni tarafı insani normlara dayanarak buna izin vermişti. Bugünlük bu kadarını öngördük. Şimdi sizlere Yes Gulam eserini Doryans ve Artyom Manukyan'ın seslendirmesiyle sunuyoruz. Eserin tamamı Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.